Pavyon ama bir yerlere takılıyor. Bir de yavuklusu var. Evlerden ırak. Peki üniversiteyi ne yaptı? Tövbe beyim, kaç aydır okulun önünden geçmiyor. Hepsi bu da değil. Geçenlerde anasına el kaldırmış. Param ne istemiş, vermeyince dellenmiş oğlan. Yetişmeseydim vuracaktı belki de. Geçenlerde bizim hanım bulmuş pantolonunda. Ben anlamam. Polise gitse bir şey atarlar belki. Bu sefer anasının yüreğine iner. Ne yapacağımı şaşırdım. Siz anlarsınız halimizden beyim. Nereden bulmuş biliyor musun? Ben anlamam hanım kızım. Peki tamam tamam, sen yüreğini ferah tut, biz ilgileneceğiz. Usta, dayıcığım, ne yapacağız bu otel işini? Ne yapacağız yok, gideceğiz bakacağız. Kayıtlar polisin eline geçerse Sadrettin'le beraber biz de bok yoluna gideriz. Doğru dedin. Polis geldi. Aha, organize mi lan? Yok ya, ne o tek başına işe başlayacaktı, adı neydi? Poyraz. Haline karın ağrısıysa işte ya. Sen yukarı al, ben babaya haber veririm. Tamam. Baba Poyraz gelmiş. Tamam. Ben müsaade isteyeyim beyim. Ya estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Müsaade senin. Hadi, hayra karşı. Ben geliyorum birazdan. Geç kaldın. Kusura bakmayın, trafiğe takıldım. Bir daha olmaz. Tabii efendim. Buyur. Oo, polisimiz de gelmiş. Seni biraz tanımak istedik. Sema avukatım. Kızım gibidir. Bir iki soru soracak sana. Başlayalım mı? Zor bir hayatın olmuş. Anneni çocukken kaybetmişsin. Baban da birkaç yıl sonra seni dayına bırakıp gitmiş. Bir daha da geri dönmemiş. Evet. Annemi kaybettiğimde 8 yaşındaydım. Neden polis oldun? Önümde fazla bir seçenek yoktu o zaman. Karın da Ünsal Özbakan'ın kızıymış. Hani şu meşhur gazeteci, bu genel yayın yönetmeni olan mı? İş anlaşıldı. Zengin kız fakir olan hikayesi. 5 Şubat 2000'de Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gizlice evlenmişsiniz. Buradan Ünsal Bey'in bu evliliği istemediği sonucunu çıkarabiliriz sanırım. Evet. Kendisi beni pek sevmedi de. Sonra şu emniyetten atılma meselesi. Zimmetine para geçirmek ağır bir suç. İftira attılar. Ben suçsuzdum ama ispatlayamadım. Bütün olay bu kadar. Vallahi bravo. Bir ilkokul notlarıma ulaşmamışsınız. Helal olsun. İlkokulda matematiğin kötüymüş. Sema herkesin her şeyini bilir. Onun bilmediklerini öğrenme hızına da inanamazsın. Allah kahretsin ya. Hayırdır Ayşegül Hanım? Bilmiyorum, lastik sönmüş, patladı mı acaba? Değiştireyim hemen, sorun değil. 2 dakika. Yok ya, zahmet etmeyin, taksiye atlar giderim ben. Siz bana anahtarı bırakın, ben hallederim. Gerçekten bir zahmet olmasın ya. Ne demek Ayşegül Hanım? Sağ olun ya, teşekkürler. Akşam alırsınız Ayşegül Hanım. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Peki, polisle ortaklık yapmadığını nereden bileceğiz? Ya da yapmayacağını?
Nasıl yani? Çok açık. Bizi satmayacağını nereden bileceğiz? Zimmetine para geçiren bir adam polise de gider rahat rahat öder. Beni buraya siz çağırdınız. Ben sizi bulmadım. Evet, annem öldüğünde 8 yaşındaydım. Üzülemeyecek kadar da küçüktüm. Babam hakkında da iyi biri olduğunu söyleyen hiç kimseye rastlamadım. Aslanım, sakin. Matematiğe gelince rakamlarla aram iyi değil. Evlilik meselesi de karımın babasından kurtulmak için beni kullandığını anlamam biraz geç oldu, evet. Ama ben oğlumu geri alabilmek için bir işe ihtiyacım var. Buraya da sadece bunun için geldim. Sen ayaklı nefes alan bir trajedisin. En azından bir hikayem var. Peki ne lazım? Ne için? Oğlunu almak için. Velayet davası açmam lazım. Tabii onun için mahkemeye oğluma bakabileceğimi ispat etmem lazım. Onun için de bir işimin olması lazım. O işi beğenmiyor musun? Hakime anlatmanın bir yolunu bulursak beğeniyorum tabii. Sema seni bizim otellerden birinde çalışıyor gösterir. Gelirim de ona göre ayarlar. Velayet davalarında becerikli bir avukat arkadaşım var. O da yardımcı olur. Gerçekten mi? Yani ben şimdi Sinan'ı yere alabilir miyim? Aslanım rahat ol. Artık Bahri Umman'ın yanındasın. Burada ipten bile adam alırız. Çok sevindim. Sağ olun. Hadi bakalım. Aramıza tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Baba benim bir işim var da çıkmam lazım. Tamam. Baba müsaaden olursa bizim de ufak bir işimiz var. Hayırdır? Önemsiz bir mesele, halledip gelelim. Ha, iyi tamam, hadi gidin. Ha Sefer. Buyur baba. Poyraz da sizinle gelsin. Hem alışır biraz. Sen nasıl istersen baba. Gel bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.